saygıyla selamlıyorum. Olağan Parti Meclisi toplantımıza hoş geldiniz. Evet, iki gün sürecek olan parti meclisi toplantımızda hem siyasi durum analizlerimizi yapacağız ve buna bağlı olarak da yaz programımızı, yaz çalışma programımızı ve daha ötesinde orta vadeli bir planlama ve buna uygun bir program üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Önümüzdeki 8 ay özellikle Türkiye siyaseti açısından, bölge siyaseti açısından kritik bir döneme denk geliyor ve bu kritik dönemde HDP'nin yürüteceği mücadele ve örgütlenme çalışmaları ve yine bu 8 ayın sonunda gerçekleşecek olan yerel yönetim seçimleri önemli uğraklar olarak yine karşımızda ve biz de çalışmalarımızı bu minvalde gözden geçirip planlamak ve buna uygun programlar çıkartmak istiyoruz. Sevgili arkadaşlar, sözlerime sevgili eş genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimle başlamak istiyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda aramızda olacak. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Diğer taraftan bildiğiniz gibi Türkiye'de artık yargı sistemi giderek sarayın talimatlarına, emir ve görüşlerine uygun olarak hareket etmeye devam ediyor. Sevgili Hakkari Vekilimiz Leyla Güven'in tahliyesi 2 saat sürebildi. 2 saat sonra yeniden tutuklandı. Bu yetmezmiş gibi sağlık nedenleriyle hastaneye gitme isteme talebi engelleniyor. Kelepçe uygulamasına maruz bırakılıyor. Seçilmiş bir vekilin haklarına yönelik bu türden bir gaspın, bu türden bir keyfi uygulamanın kabul edilebilirliği yok. Bununla da yetinilmedi. Bildiğiniz gibi cezaevinde şarkı söylediği için disiplin cezası uygulandı ve bir ay boyunca görüş yasağı getirildi. Bunların hiçbiri kabul edilemez. Hem seçilmiş vekilimize yönelik bu uygulama hem de cezaevlerinde bugün sürdürülen tüm siyasi tutuklulara, hükümlere yönelik sürdürülen uygulamalar kabul edilemez. Uzun süredir cezaevlerinde bildiğiniz gibi bu türden keyfi uygulamalar var. Uzun süredir yargıda keyfi uygulamalar var. Bu keyfi uygulamalar HDP'li seçilmişlere, HDP'li siyasetçilere yönelik yoğunlaşmakta. Her geçen gün bunun giderek baskı ve şiddet uygulamalarını gözler önüne serildiğini görüyoruz, izliyoruz. Sevgili arkadaşlar, cezaevlerinde işkence devam ediyor. Gözaltılarında işkence devam ediyor. Van'da gözaltına alınan aileye yapılan işkenceyi tüm Türkiye hep birlikte izledi. Çeşitli cezaevlerindeki işkenceler de aynı şekilde sürmekte. Bu konuyu defalarca gündeme getirmemize rağmen Türkiye'de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tekmevi Dairesi bu kurumların hiçbir şey yapmaması, bu konuda harekete geçmemesi aslında biraz önce bahsettiğim siyasi aklın uygulamalarından başka bir şey değil. Tüm kurumlar siyasi iktidarın artık emir ve görüşleriyle hareket eder duruma gelmiştir. Yine cezaevi konusunda özellikle belirtmek istediğim bir başka başlıkta hasta, tutuklu ve hükümlülerdir. Tedavilerinin cezaevinde sürdürülmesi mümkün olmayan hasta, tutuklu ve hükümlülerin bir an önce tahliye edilmeleri ve tedavi koşullarına kavuşmalarını istiyoruz. Aksi halde her geçen gün bir hasta tutuklunun, hükümlünün cezaevinde yaşamını yitirdiğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu durumda olan 700'e yakın hasta tutuklu ve hükümlü vardır. Bunlarla ilgili işlemlerin bir an önce başlamasını istiyoruz. Evet, yargıdan bahsettik, cezaevlerinden bahsettik. Sevgili arkadaşlar, 31 Temmuz ve 1-2 Ağustos'ta 10 Ekim davası Sincan'da görülecek. Yine yargı bu davayı
yine siyasi iktidar bu davayı gözlerden kaçırmaya çalışıyor. 12 Ekim katliamı hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. 12 Ekim katliamının sorumlularının, siyasi iktidarın bu işteki dahlinin bütün çıplaklığıyla açığa çıkması, bu olayın arkasındaki tüm dinamiklerin açığa çıkması bizim talebimizdir. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Evet, 10 Ekim katliamını kimin yaptığını, kimlerin göz yumduğunu çok iyi biliyoruz. Bakın o katliamı yapanlar katliam yapmaya devam ediyor. En son Suriye'de yaşanan katliamda 200'den fazla insan yaşamını yitirdi ve bu olayı da IŞİD üstlendi. IŞİD katliamlarına devam ediyor. Suriye'de, Pakistan'da, her yerde katliamlarına devam ediyor. Geçmiş katliamların hesabı sorulmadıkça, IŞİD'le sahici bir mücadele yapılmadığı sürece bu katliamlar devam edecek. IŞİD artıklarını alıp Afrin'e götürenler bugün Afrin'i cehenneme çevirmiş durumdalar. Afrin'de kadınlar kaçırılıyor, çocuklar kaçırılıyor, tecavüze uğruyorlar, katlediliyorlar ve kadınların satıldığı bir köle pazarı hayata geçiriliyor. Tüm bunlar dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Ve yine 3 Ağustos, Ezidi katliamının 4. yıl dönümü. Bir başka IŞİD katliamına, 74. ferman dediğimiz bu katliama tüm dünya tanıklık etti ve 4 yıl boyunca IŞİD'le mücadelede geldiğimiz noktaya baktığımızda IŞİD'le mücadele edenlerle mücadele eden bir iktidarın karşımızda olduğunu görüyoruz. Oysa IŞİD'le mücadele Orta Doğu barışı için Suriye, Türkiye ve Irak halkları için çok kritik bir öneme sahipken IŞİD'le mücadele edenlerle mücadele edenler aslında bu katliamın dolaylı sorumlularıdır. Evet, Türkiye'de yargı konusuna değinmişken bir önemli başlığımız da, bir kez daha altını ısrarla çizdiğimiz başlığımız da seçim döneminde Suruç'ta yaşanan katliamdır. Bakın, defalarca dile getirmemize rağmen Suruç'ta, Suruç Devlet Hastanesi'nde katledilen 3 arkadaşımızla ilgili bugüne kadar hala bir tek şüpheli bile gözaltına alınmış değil. Yapılan otopsi raporlarında 17 farklı silahtan çıkan, kurşunla öldürüldüğü tespit edilen bu otopsi raporunda bu kadar açık bir şekilde ortaya konmuş sonuçlar olmasına rağmen, bırakın 17 kişiyi, bir kişi bile gözaltına alınmış değil. Buradan bir kez daha İçişleri Bakanlığı'nda bulunan zata sesleniyorum. Sizin göreviniz suçluları yakalamaktır. Suçlularla mücadele edenlere laf yetiştirmek değil. Bir an önce Suruç'ta yitirdiğimiz arkadaşlarımızın, katillerinin yakalanmasını istiyoruz. Evet, sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi meclis tatile girdi. Meclis tatile girmeden alelacele 2 tane yasa geçti. Bir tanesi OHAL, diğeri de bildiğiniz gibi torba yasa. Evet, OHAL yasası geçti. 2 yıl boyunca 3'er aylık uzatmalarla devam eden ve 2 yıl sonunda Türkiye'yi büyük bir çöküntüye sürüklemiş OHAL düzeni 3 yıllığına böylece kalıcılaştırılmış oldu. Ve yasaya baktığınızda tüm özgürlükleri kısıtlayan, adeta bir yanıyla valilere büyük yetkiler tanıyan ve bu valilerin bu yetkilerle aslında yönetim çevrelerini kolaylıkla bir sıkı yönetim çevresine çevirebileceği bir düzenin kurulduğunu görüyoruz. Vali isterse kente insanların girişini yasaklayabiliyor. Vali isterse kişiler hakkında idari tasarrufta bulunabiliyor. Serbest dolaşım hakkını kendi vatandaşına yasaklayan bir yasayla, bir uygulamayla
karşı karşıyayız. Evet, 3 yıl boyunca valilere aşırı yetkiler verilmiş durumda. Gösteri yürüyüşü, toplanma hakkı gibi en temel haklar üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi valiye tanınıyor. Ve bunların da bahaneleri çok kolay bir şekilde üretilmiş durumda. Gözaltı. Evet, 2 gün, 4 gün gibi çeşitli koşullara bağlanarak 12 güne kadar çıkan bir gözaltı süresiyle aslında daha tutuklama aşaması öncesinde bir cezalandırma sistemi böylelikle yine korunmuş oluyor. Dediğimiz gibi bir sıkı yönetim halidir bu. Bu sıkı yönetim halinin sürdürülmesi istenmektedir. Torba yasaya baktığımızda da aslında ülkenin içinde bulunduğu aczi gösteren bir torba yasanın alelacele yasalaştırıldığını izledim. Bedelli askerlik denen bir uygulama. Önce Ekim'de çıkacak dediler, sonra öne alındı. Ama bütün bu uygulamadaki en temel neden akçalı işler. Hazinenin, bütçenin içinde bulunduğu durumu geliştirmeye çalışacak ve bir an önce para toplama derdine düşmüş bir anlayışın çıkardığı bir yasadır. Burada da adalet ilkesi gözetilmemiştir. 15 bin lira gibi bir ücretle herkesi aynı koşulda değerlendiren, subjektif koşulları dikkate almayan bir anlayışı burada görüyoruz. Vicdan ret hakkının tanınmasını, bedelli askerliğin eğer bir yılma varsa en azından kişilerin durumları gözetilerek bir şekilde hayata geçmesi konusunda önerilerimiz olmasına rağmen hiçbir önerimiz dikkate alınmamış ve torba yasa içindeki bedelli komisyondan geldiği gibi ama daha ötesi saraydan geldiği gibi geçmiştir. Eğer parlamentoyu bu akılla çalıştırmaya devam edeceksiniz, aslında parlamento üzerindeki vesayeti üretmiş oluyorsunuz. Oysa parlamento iktidara karşı, bu vesayete karşı bir muhalefet zemini olmalıdır. Halkların Demokratik Partisi parlamentoyu bu anlamıyla kullanacaktır. İktidara karşı özgürlükleri kısıtlayan ve insan haklarını yok sayan, hukuk devletini imha etmeye çalışan bu anlayışa karşı Halkların Demokratik Partisi parlamento kürsüsünü bir mücadele zeminine çevirmekte kararlıdır. Ve bu yasalar geçerken ortaya koymuş olduğumuz muhalefet şerhlerimizde, kürsüdeki sözlerimizde bu kararlılığımızı ifade ettik. Evet, torba yasanın içinde şans oyunlarına dair de bir madde vardı. Bu da aslında şans oyunlarına güvenerek yaşamını iyileştirmeye çalışan insanlara bir jest değildi tabii. İkramiyeden dağıtılacak payın yükseltilmesinin arkasında yatan mantık aslında yeni bir özelleştirme dalgasının habercisi. Evet, ekonominin içinde bulunduğu çöküntüden çıkmak için toplumun, halkların kamusal mirası özelleştirmeye çalışılacak. Uzun süredir şans oyunlarını özelleştirmeye çalışan iktidar şimdi ikramiye paylarını arttırarak bu özelleştirmenin ilk adımını da atmış oluyor. Ekonominin nasıl bir çöküntü içinde olduğunu sadece biz ifade etmiyoruz. Bütün dünya ifade ediyor. Dünyadaki iktisadi yaşamdaki iyileşmelere rağmen Türkiye ekonomisindeki bu kötü gidişatın, bu çöküntünün müsebbibi bugünkü iktidardır. 16 yıldır uyguladıkları politikaları özellikle son 3 yılda tek adam rejimine uygun tasarladıkları ekonomi yaşamı giderek Türkiye ekonomisini bir çöküntüye sürüklemiştir. Bu çöküntünün çok büyük bedelleri vardır. Bu bedelleri Türkiye emekçileri, Türkiye işçileri, kadınları, çocukları ödemektedir. Evet, çok yaygın bir yoksullukla karşı karşıyayız.
çok yaygın bir sömürüyle karşı karşıyayız. Bu çöküntünün çok ağır bedelleriyle karşı karşıyayız. Kredi ve borç sarmalına sürüklenmiş bir ekonomi, yüksek borçlanma maliyetlerinin bedeli topluma yüksek enflasyon, zamlar ve yoksulluk olarak yansımaktadır. Bugün bu kredi borç salmanının bir ucu Çin'e kadar uzanmış, Çin'den alınacak kredilere bel bağlamış bir anlayış. Diğer ucu Güney Afrika'da BRICS toplantısında yine ülkeyi, ülke kaynaklarını, ülke emekçilerini pazarlayan bir hale dönüşmüş. Tabii ki içinde bulunduğunuz koşullarda ülkeyi pazarlamanız demek aslında emek sömürüsünün daha da artması, doğal kaynakların, doğanın daha fazla talan edilmesi anlamına geliyor. Ve maalesef bütün bunların toplamından çok büyük bir yönetim kriziyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Anayasa ihlallerine dayanan, hatta mecliste tartışmalarda da izlediğimiz gibi meclis iş tüzüğünü bile ihlal eden bir yerden bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Bir yönetememe hali söz konusu. Yeni rejim diye tanımlanan şey, bugün hayata geçirilmeye çalışılan şey, el yordamıyla hareket eden, ciddiyetsiz bir şekilde fakat kurmuş olduğu baskıyla, kurmuş olduğu şiddet iklimiyle bunu sürdürme yönünde hareket eden bu iktidar, ülke kaynaklarını çarçur etmekle kalmıyor, ülkenin geleceğini de heba etmektedir. Evet, bugün içinde bulunduğumuz bu krizi aşmanın yegane yolu bu rejime karşı, bu anlayışa karşı demokrasi mücadelesini yükseltmekten geçiyor. Eğer bunu başaramazsak, bu çöküntünün içinde hepimiz yok olup gideceğiz. Yok olmaya karşı yaşamı savunmak, emeğin, doğanın haklarını savunma, Türkiye halklarının kendi özgür iradeleriyle yaşayabilecekleri bir coğrafyayı var etme bizim önümüzdeki en temel hedefimizdir. Yol haritamızın belirleneceği en belirgin dinamiklerdir. Bundaki kararlılığımızı ortaya koyacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bakın, ülke bu iktidarın anlayışı altında büyük bir gerilim ortamında yaşamaktadır. Şiddet her yeri sarıp sarmalamaktadır. İnsanları birbirine düşman eden, ayrıştıran, nefret söylemini her gün yeniden üreten bu iktidar artık bu söylemin toplumun her yerini sarıp sarmaladığını görebilir. Evet, bu tehlikeye dikkat çekiyoruz. İktidarda kalma pahasına bugün bu ülkeye yapılan bu kötülüğün bedelini hayvanlar ödüyor, insanlar ödüyor, doğa ödüyor, çocuklar ödüyor, kadınlar, emekçiler ödüyor. Şiddet her yerde karşımıza çıkıyor. Daha dün Maltepe'de sokağın ortasında bir insan linç edildi. Olayın aslı astarı hala belli değil. Neden böyle oldu? Neden insanlar bu denli şiddetle barışık yaşıyor? Bunun altındaki toplumsal psikolojiye de dikkat etmek gerekiyor. 16 yıl boyunca ayrıştıran, milliyetçi hezyanları besleyen, toplumun dini duygularıyla oynayan ve bu ayrıştırmayla kendi iktidarını sürdüren bir anlayış bugün artık tüm toplumu bir şiddet sarmalına sürüklemiştir. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi Yunanistan'da büyük bir yangın, büyük bir felaket yaşandı. Buradan bir kez daha komşuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bir heyetimiz gelecek hafta Yunanistan'a gidecek. Her türlü dayanışmaya hazır olduğumuzu bildirdik. Elimizden gelen her türlü dayanışmayla, her türlü destekle yanlarında olacağız. Evet, Yunanistan yandı. Bizim de vicdanlarımız yandı. Biraz önce bahsettiğim toplumdaki bu şiddet anlayışı, bu nefret söylemi, Yunanistan'daki yangında ortaya çıkan söylemler, ortaya çıkan dil, yaklaşım bizim de vicdanlarımızın yanmasına neden oldu. Evet, yangınlar her yerde. Şu anda
Kop ve Lice'de aynı anda çıkmış yangın bütün Kop ve Lice'nin ormanlık alanında geniş bir alanda bir yangına yangınla karşı karşıyayız. Bir an önce bu yangının söndürülmesini istiyoruz. Çünkü güvenlik bölgesi olarak, özel güvenlik bölgesi olarak tanımlanmış alanlarda bu türden aynı anda çıkan yangınlar tabii ki bu yangınların kendiliğinden değil, bilinçli bir şekilde çıkartıldığına dair şüphemizi güçlendiriyor. Bir an önce yangınlar söndürülsün diyoruz. Bu yangınlarla ilgili, doğa katliamıyla ilgili küresel ısınma ya da birçok etken, faktörden evet bahsedilebilir. Ama özellikle bugün Kutta ve Lice'de olan yangınların aslında güvenlik nedeniyle, tırnak içinde söylüyorum, çıkartıldığını da çok iyi biliyoruz. Sevgili arkadaşlar, son olarak nasıl ki ekonomide büyük bir çöküntü yaşanıyorsa dış politikada da aynı şekilde büyük bir çöküntünün içindeyiz. İlkesiz, tutarsız bir dış politikayla geldiğimiz yer ortada. İşte en son artık dış politika dediğimiz şeyin bir rehine pazarlığına dönüştüğü bir durumu istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile rehine pazarlığı üzerinden yaşanan gerilim ama arkasında yine açıklandığı gibi askeri ilişkiler yolunda açıklaması geliyor. Yani savaş sanayi kazanmaya devam ediyor. Ama Suriye halkları, Irak halkları, Türkiye halkları kaybetmeye devam ediyor. Askeri ilişkiler bu ülkelerle, emperyalist ülkelerle yolunda. Amerika ile yolunda, Rusya ile yolunda, yolunda olmayan şey Türkiye halklarının, Orta Doğu halklarının aslında kendi geleceğidir. Bu dış politikanın yaratmış olduğu tahribat bütün bölgeyi bir kan gölüne çevirmiştir. Uzun yıllardır sürdürülen bu dış politika anlayışı, bu ilkesiz, tutarsız dış politika anlayışı bütün halklara ölüm getirmiştir, zulüm getirmiştir, göç getirmiştir. Bu dış politikanın sonlanabilmesinin yolu yine Orta Doğu ve Türkiye halklarının kendi siyasi iradelerine ve geleceklerine sahip çıkmalarıyla mümkün olabilir. Evet, bizler 2 gün boyunca parti meclisi çalışmalarımızda hem önümüzdeki dönemi değerlendirmek hem de önümüzdeki dönemin mücadele hattını ve örgütlenme çalışmalarımızı ve yerel yönetim seçimlerine yönelik çalışmalarımızı değerlendireceğiz. Bir planlama çıkartacağız ve bu planlamaya uygun bir programı hızla hayata geçireceğiz. Ben tüm arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum. Basın emekçilerine de teşekkür ediyorum.